Evet, tarım yöntemlerini de verelim arkadaşlar. Burada bugünlük konumuzu noktalamış olalım. Evet, intansif tarım arkadaşlar, modern tarım yöntemi, gelişmiş tarım yöntemi. Siz bu tarım yönteminde şunu hedefliyorsunuz: en az alandan en çok verim hedeflenir. En az alan, en çok verim. Bunun yanında bunu yapmak için sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslığı, toprak bakımı gibi birçok özelliği de kullanmanız gerekiyor. Bu tarım yönteminde iklime bağımlılık yok denecek kadar azdır. 2. Bu tarım yönteminde üretimde dalgalanma azdır. Bu tarım yönteminde özellikle baktığımızda sanayi ürünleri tercih edilir. Çünkü getirisi yüksek olan ürünleri daha çok burada dikkate almanız lazım ki daha fazla para kazanasanız daha fazla verim alabilirsiniz. Burada Marmara, Ege, Akdeniz gibi bölgelerde daha çok yoğunlaştığını söyleyebiliriz bu tarım yönteminin. Ekstansif tarım yöntemi ise, ki aklınıza ex kelimesinden geliyordu ki ne oluyordu? İşte ex ölü ya da Kenan Doğulu'dan bunu dikkate alabiliyorduk. Ex aşkım diyordu, biliyorsunuz. Eski anlamında kullanılıyor. Eski tarım yöntemi, geleneksel tarım yöntemi Türkiye'de birçok yerde uygulanan bir tarım yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgeler ilk etapta sayılabiliyor. Diğerinin tam tersi, iklime bağımlılık fazla, üretimde dalgalanma fazla. Bunun yanında baktığımızda gelir, verim düşük. Ve bu kısımda en iyi yansıtan ürünümüz buğday. Bu sorularda %100 çıkacak. Ekstansif tarım yöntemini en iyi yansıtan ürün buğday. Neden? Buğday Türkiye'de yıllara göre dalgalanma gösteriyor üretim olarak. Çünkü iklime bağımlı. İklime bağımlı olan tarım yöntemi hangisi? Ekstansif tarım yöntemi. Buna bağlı olarak da birebir onu karşılayan bir ürün oluyor diyebiliriz. Nadas, toprağı belli bir süre boş bırakıyorduk. Neden boş bırakıyoruz? Çünkü toprağın nem ve mineral dengesini sağlamak için boş bırakıyoruz. Ki bu nem ve mineral dengesini sağlamazsak ne olur? İşte bir dahaki yıl, ondan sonraki yıl verim iyice düşmeye başlar. Bunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu sulamaydı. Bunu unutmuyoruz. Sulamayla birlikte nadasa ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yanında nemli ve yağışlı alanlarda nadasa ihtiyaç duyulmuyor. Örneğin Türkiye'de en az nadas uygulamasının yapıldığı yer Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler. Türkiye'de nadas uygulamasının en fazla yapıldığı yer İç Anadolu. Bunun yanında sulamayla birlikte nadas alanları giderek azalıyor. Ha, sulama imkanlarınız yok. O zaman ne yapacaksınız? Nöbetleşe ekim, münavebeli ekim yapacaksınız. Ne demekti bu? Yıllara göre farklı ürünleri tercih edeceksiniz ve her üründen farklı mineralleri toprağa verip farklı mineralleri alacaksınız. Bu da oradaki dengeyi, mineral ve nem dengesini sağlamış olacak ve buna bağlı olarak da üretimde bir süreklilik sağlanmış oluyor. Plantasyon, plant kısmından geliyordu. Türkiye'de uygulanmayan bir yöntemdi. Çünkü Türkiye'de baktığımızda birçok tarım ürünü yetişebiliyor. Ama bu tarım yönteminde ülke genelinde büyük alanlarda bir ya da birkaç tarım ürünü hakim oluyor. İşte Brezilya'da örnek vermiştik, kahve, kakao, ki bu alanlarda oldukça yaygın. Çünkü orada görülen iklim belli. Ama Türkiye'de birçok ürün çeşidi iklim farklı olduğu için yetiştiriliyor ve öne çıkabiliyordu. İkili üçlü rotasyon, ki geniş tarım alanları gerekiyor. Yani 500 bin dönümlük bir araziniz var bir yerde. Bu araziyi siz 3'e, 2'ye, hatta 4'lü rotasyonda var. Bu şekilde bölüyorsunuz. Birinci yıl bu kısma ayırdığınız bu araziye buğday tercih ediyorsunuz. Daha sonra diğer kısma baktığınızda işte biraz daha su isteği fazla olan ne olabilir? İşte mısır diyelim. Tabii ürünler tamamen temsili. Mısır tercih ettiniz. Bir diğer alana ise ne yaptınız? İşte pamuk tercih ettiniz. Bu birinci yılda tercih ettiğiniz ürünler oldu. İkinci yılda ne yapıyorsunuz? Bu ürünleri yer değiştiriyorsunuz. Bu yer değiştirmeyle birlikte biraz daha münavebeli tarımı geliştirmiş oluyorsunuz. Hem nem ve mineral dengesini sağlıyorsunuz o arazide, hem de şöyle bir garantiniz var: buğdaydan para kazanamadınız o yıl, pamuk ve mısırdan bunu karşılama imkanınız var. Yani kendinizi biraz garantiye de alıyorsunuz bu yöntemle. Hem de nem ve mineral ihtiyacını dengelediğiniz için verimde pek fazla düşük ya da düşüş
olmuyor diyebiliriz. Türkiye'de çok fazla uygulanmıyor. Çünkü Türkiye'de öyle 500 bin dönümlük tek bir yerde araziler her yerde maalesef söz konusu değil. Evet, hidroponik tarım yöntemi arkadaşlar. Topraksız tarım. Ki topraksız tarım dediğimizde suyun içerisine mineraller eklenerek ya da herkes yapmıştır. İşte ilkokulda ya da ortaokulda bir pamuğun içerisine fasulye, onun işte nemlendirerek o fasulyenin büyümesine yardımcı olmuşsunuzdur. Toprak kullanmıyorsunuz sonuçta. Türkiye'de çok fazla yok. Bu dünyada daha çok toprak sıkıntısı yaşayan İsrail, Hollanda, Japonya gibi ülkelerde uygulanıyor. Bunun yanında Türkiye'de işte Çanakkale'de domates, Antalya'da çilek tarımının da yapıldığını söyleyebiliriz ama çok yaygın bir yöntem değil. Seracılık, ki güneşlenme süresinin fazla. Şimdi verim kısmında topraksız tarımda çok fazla verim alınıyor. Tabii gerekli müdahaleleri yaparsanız. Onun hakkında da tabii az önce söyledik, çiftçinin bilinçli olması. Oradaki insanların bu yöntemin altyapısını oluşturması gerekiyor. Mesela örneği vardı. Özellikle bir kök domatesden 30 bin adet domates üretmişlerdi bu tarım yöntemiyle birlikte. Bu da veriminin oldukça yüksek olduğunu bize gösteriyor. Tabii her tarım ürününde işe yaramıyor. Yani hidroponik tarımla her tarım ürününden toprakta aldığınız verimi alamayabilirsiniz. Belli tarım ürünleri ıskalası var. Onları tercih etmekte de fayda oluyor. Evet, seracılık faaliyetleri arkadaşlar. Seracılık güneşlenme süresi fazla olacak. Bunun yanında kışılıklı olursa orada seracılık faaliyetleri ekonomik olur. Ama bunun yanında özellikle Ege bölgesinde seracılık faaliyetleri güneşlenme ve kışılıklığının yanında jeotermal, yani sıcak su kaynakları bakımından da avantaj sağlıyor. Çünkü bu sıcak suyu kullanarak maliyeti ne yapıyorsunuz? Düşürüyorsunuz. Maliyet düştüğü için burada sizin için daha fazla kar elde ediyorsunuz ve seracılık faaliyetleri sizin için oldukça ekonomik olabiliyor. Şimdi burada baktığımızda seracılıkta önemli olan nokta şudur. Toprağın sıcaklığını korumaktır. Doğu Anadolu'da toprağın sıcaklığını korumak için sizin çok fazla ısıtma yönünde yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da maliyeti iyice arttırıyor. Yani seracılık havayı ısıtmak değildir. Seracılıkta önemli olan toprağı sıcak tutmaktır. Çünkü toprakta don olayı gerçekleşince direkt ne oluyor? Orada ürünler artık gidiyor. Bu anlamda Doğu Anadolu'da o toprağı ısıtmak da çok kolay bir şey değil. Maliyeti oldukça yüksek ama diğer tarafta kışılıklı yaşanan bir yerde zaten kışlarda ılık geçiyor. Hani sizin bunu ısıtmak için çok fazla enerjiye, çok fazla işte maliyete gerek kalmadan yapabiliyorsunuz. Yani genelde seracılıkta işte hep havayı sıcak tutmak gibi algılanır ama öyle değil. Toprağı sıcak tutmak da tabii kolay bir şey değil. Çünkü sonuçta hani biz toprağa bakıyoruz, işte yazın toprak hemen ısınmıyor. Toprak daha işte bir metre kazıyorsunuz altta daha serin bir durum oluşuyor. Onun ısınması da öyle kolay bir şey değil. Maliyeti artırıyor yani. O maliyette tabii siz neden yapacaksınız? Atıyorum 5 liralık maliyet yaptınız, seracılıktan 3 lira kazanacaksınız. O zaman bunun bir mantığı maalesef olmuyor. Bunu göze almak tabii çok doğru bir şey değil eğer ekonomik bir faaliyetse. Evet, seracılık arkadaşlar en çok Akdeniz'de, daha sonra Ege'de uygulanıyor. Ama Türkiye'de seracılık yapılmayacak bir yer yok. Hepsinde yapabilirsiniz ama maliyet işi tabii işi değiştiriyor. Evet, organik tarım arkadaşlar, kimyasal kullanmadan. Bunun yanında özellikle sanayi testlerinin yoğunluğu, yerleşme yoğunluğu, işte baz istasyonları gibi birçok özelliğin de olmaması gerektiği bir tarım yöntemi. Organik tarım dediğimizde günümüzde bayağı bir revaçta ama tabii belgelendirilmesi gerekiyor. Bazı kriterleri var. Örneğin işte etrafında sanayi tesisi olmayacak. İlaçlama, gübreleme yapmayacaksınız. Baz istasyonu olmayacak. Bunun yanında işte baktığınızda o alanda kimyasal olarak çok fazla bir birikim toprakta olmaması gerekiyor. Daha önceleri de aynı şekilde. Bu şekilde olan tarıma biz organik tarım adını veriyoruz. Türkiye'de ilk olarak üzüm ve incirle organik tarım başlıyor. Ve bu şekilde Türkiye'de organik tarım giderek gelişiyor. Ege'de özellikle şu an oldukça önemli bir oranda. Güneydoğu Anadolu'da yine oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz organik tarım yönünden. Evet arkadaşlar, burada da tarımsal yöntemlerden bahsettik. Bundan sonraki kısımda sonrasında işler rayına girdikten sonra zaten çok fazla verim almaya başlıyorsunuz. Evet, yani şu görüntüde gösterdim. Mesela bunun kurulması öyle çok basit bir şey değil. Yani borular var mesela, boru sistemiyle yapılmış.
Bunun dışında tabii kapalı yine, kapalı bir alanda yapıyorlar. Öyle açık bir alanda genelde yapmıyorlar. Bu şekilde bir tesisin oluşturulması da tabii maliyet olarak bayağı yüksek. Artı o ürünlerin bakılması, işte gerekli minerallerin sağlanması tabii maliyet olarak yüksek bir maliyet. Destekleme alımında devlet çiftçiye elindeki ürünü alma garantisi veriyor ve bunu belli bir fiyat altında ne yapmayacaksın diyor, satmayacaksın. Ben sana bu garantiyi veriyorum. Sen bu ürünü üret. Neden böyle bir garanti veriyor o adama? Mesela buğday. Şimdi biz buğdayı üretmedik. Buğdayı üretmediğimiz zaman insanlar bununla besleniyor. İnsanlar aç kalırsa devlet tabii bundan çok fazla zarar görür. Bunun yanında ikinci faktör şuydu. İhraç ürünleri. Mesela işte incir, fındık. İnsanlar bizden sürekli bunu istiyor. Çünkü Türkiye birinci, sürekli bunu istediği için biz o talebi karşılamak durumundayız. Devlet de destekleme alımı yaparak bu ürünlerin üretilmesine sürekliliği sağlıyor. Diğer kısımda ise devletin alan kontrolü olan ürünlerde belli şartlar dahilinde belli alanlarda buna izin veriyor. Örneğin kenevirden uyuşturucu yapıyorsunuz. Uyuşturucu yapımında kullanılıyor. Devlet bunu serbest bıraksa her yerde uyuşturucu tarımı yapılacak anlamında bir şey çıkıyor. Ya da tütünde destekleme alımını kaldır dedik ama hala ne yapıyor? Dünyada birçok ülke dünyanın en kaliteli tütünlerini bizden alıyor. Burada kaliteyi korumak için devlet diyor ki ben buna her alanda izin vermem. Belli alanlarda yapın, ben bunun kalitesini korumaya devam edeceğim şeklinde bir önlem alıyor. Ya da pirinç tarımı, sıtma hastalığı var. Her yerde izin verirseniz o zaman risk artar. Birçok kişi hasta olmaya başlar. Devlet bunun önüne geçemez. Devlet ne yapıyor orada? O ürünü sınırlandırıyor. Diyor ki şehir merkezlerinden uzakta şu illerde şu şekilde yapacaksınız. Onun dışında bunun tarımına izin vermiyorum diyor.